Sevda Hanım? Demir'i çağır bana. Demir'i mi? Demir! 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 Sevda Hanım. Demir! Demir Bey'i neden burada arıyorsunuz anlamıyorum. Ne işi olur benim evimde? Evet kiracısıyım ama... Ben sana daha önce de söyledim. Bak yine söylüyorum. Senin yaşının 10 kat fazlası hayat görmüşlüğüm var benim. Eğer gözlerimin içine dikkatlice bakarsan... feleğin çemberinden geçmiş bir kadın olduğunu anlarsın karşında. Muhakkak tecrübeniz vardır. Eminim. Ama bence sizin derdiniz başka. Benim derdim seninle kızım. Hadi beni daha fazla konuşturma, şu Demir'i çağır. Demir! Sevda Hanım. Buyurun. Madem bana inanmıyorsunuz, buyurun arayın. Sevda abla geldi. Neden kuşkulandı acaba? Bilmem. Demir arabanı falan görmüş olmasın? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Haklısın. Böyle gizli saklı çok zor. Ama sabredeceğiz Demir. Biraz sabırlı olacağız. Züleyha daha yeni kendine geldi. Yeni toparlıyor. Sen konuştuktan sonra çok rahat edeceğiz. Ben bütün dünyaya bu adam benim sevdiğim adam diye haykırmak istiyorum. O günü bekliyorum hasretle. Ben sabırlıyım. Benim gitmem lazım. Hemen mi? Demir, sen gidince... bu ev bomboş kalıyor. Ben yapayalnız kalıyorum. Ümit lütfen. Tamam git. Git, zor durumdasın. Ama şunu unutma. Aklın, kalbim, bütün benliğim seninle dolu. Seni seviyorum. Demir. Abla. Ne yapıyorsun sen burada oğlum? Ne işin var senin bu kadının evinde? Hani Züleyha'ya aşıktın? Hani onun için canını verirdin? Hani dünya bir yana Züleyha bir yanaydı? Demir ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun? Ben anlamıştım ama. Ben anlamıştım. Ben her şeyin farkındaydım. O kadın olduğunu bile tahmin ediyordum ama kondurmak istemiyordum. Nasıl yaptın Demir bunu? Nasıl yaptın oğlum? Biliyorum abla, gelme üstüme. Büyük bir hata yaptım. Ben karşılıksız sevmeye alıştım. Züleyha'nın beni seveceğini tahmin edemedim. Boşluktaydım. Kadın da sana ilgi gösterince kapıldın öyle mi? Anlıyorum. Ama unutma ki sen evli bir adamsın. 2 tane dünyalar güzeli çocuğun var. Seni çok seven, hatta seni sandığından bile daha çok seven bir karım var. Siz artık birliktesiniz Züleyha ile, bir aile oldunuz. Demir ne yapıyorsun oğlum sen? Bitti demeye geldim zaten buraya. Peki bitti dedin mi? Anladı beni. Emin misin anladığından?
Ümit aptal bir kadın değil abla. Bu geceki Demir'in eski Demir olmadığını o da farkında. Demir ah. Açık açık konuşmadınız yani öyle mi? Abla anlatamadım, benim için zordu. Anlatmaya çalışıyorum, sen geldin onun üzerine. Abla ben Züleyha'nın beni sevmesini yıllarca bekledim. O varken başkası olmaz zaten, merak etme. Biliyorum Demir. Senin Züleyha'yı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Ama bakalım bu kadın senin yakanı bırakacak mı? Onu bırakmayıp ne yapacak? Zorla mı tutacak beni yanında? Demir senin evli olduğunu bile bile senin hayatına girdi bu kadın. Evine geldi, sofrana oturdu. Karınla arkadaşlık kurdu. Düşünebiliyor musun? Yapabileceklerini düşünebiliyor musun? Abla, Ümit öyle bir kadın değil. Gerçekten. İkinci kadın ne demek bunu çok iyi bilirim Demir. Aynı şey değil abla. Babam seni seviyordu ama ben karımı seviyorum. Aynı şey değil. Hem ben ailem için canımı veririm. Bunu sen de biliyorsun. Biliyorum. Abla. Bak hem Ümit'in bir kabahati yok. Onu ben umutlandırdım. Karımla aramızdaki ilişki kağıt üzerinde dedim. Çocuklarımız için aynı çatı altında yaşıyoruz dedim. Ben umutlandırdım onu. Ben sana söylemedim mi Demir? Hatırla. Züleyha senin aşkının büyüklüğünü görüyor Demir dedim. Biliyorum abla. Züleyha beni o kadar çok reddetti ki. Bir gün beni seveceğine dair hiç umudum kalmamıştı gerçekten. Bak abla senden bir ricam var. Züleyha bunu kesinlikle duymasın abla lütfen. Söyler miyim hiç? Yani böyle bir şey söylenebilir mi Züleyha'ya? Tabii ki söylemeyeceğim. Ben de senden bir şey rica edeceğim o zaman. Bu kadınla olan ilişkini kat'i surette bitireceksin. Bitti zaten, bitti. Bitti. Merak etme. Vazgeçmem. Asla vazgeçmem senden.